Benden de merhaba. Sorulan sorulardan anladığım kadarıyla neler değiştirmeyi düşündüğümüzü öğrenmek istiyorsunuz. Ama biz Norveç basın toplantısını, konuşmalarını nasıl dinliyorsak, oradaki Norveçli meslektaşlarımız da buradaki konuşmalarımızı dinleyecektir. Dolayısıyla her şeyi burada açıklamak istemiyorum. Sizden gizlediğimizden değil, fakat şeffaflık ve bilginin nasıl paylaşıldığı düşünüldüğünde artık böyle şeyleri saklayamıyorsunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar burada çok şey açıklamamaya çalışıyoruz. Türk milli takımının bazı maçlarını izledim. Türkiye'de birçok stadyumu ziyaret ettim. Yurt dışında da stadyumlara gittim. Yani oyuncularımın yer aldığı başka takımların maçlarını izledim buralarda. Burada belli bir bilgi zemini var. Fakat bu bilgi zeminini gündelik antrenmanlarımızla, oyuncularımla, iletişimle yerine getirilemeyecek şeyler değil. Onlarla bunların hepsini öğrenebilirim. Yani oyuncularımı hem sahada hem saha dışında güçlü yönlerini, zayıf yönlerini keşfetmek için onlarla bir ilişki kurmam gerekiyor. Gerek teknik, gerek duygusal olarak. Ve futbol felsefesi açısından Türkiye milli takımına uygun olan bir felsefe bulduğumuzu düşünüyorum. Norveç'le ilgili, Norveç maçıyla ilgili olarak düşündüklerimi onlara anlattım ve dedim ki bu stratejiyle, bu taktikle oynayabilir misiniz, rahat mısınız diye ve bu birkaç günü böyle geçirdik. Sonra da son antrenmanımızı yaptıktan sonra yarın keyifle maça çıkacağız, heyecanla maça çıkacağız. Evet, sorularınızı alabiliriz. Ahmet Selim Bey. Hocam başarılar öncelikle. Şunu sormak istiyorum. Bu tip maçlara, 3 sonuçtan ikisinin rakibe yaradığı maçlara biz bugüne kadar daha çok duygusal hazırlığımızla ön plana çıktık. Kırılgan takımlar izledik bu tarz final maçlarında. Yarın taktiksel açıdan planı olan, duygularını bir kenara bırakmış, tamamen maça kazanmayı odaklanmış bir takım izleyebilecek miyiz? Yani kaptanımızın da söylediği gibi geçmişle aralarına bir mesafe koymak istedi. O sayfayı kapatmak istediklerini söyledi zaten. Dolayısıyla yeniden başlamak, yeni bir sayfa açmak insanların ne yapabileceklerini bir kez daha göstermek için bir fırsattır. Kısa bir süremiz var tabii ki ama bu süre içerisinde takımı güçlendirebilmek, oyuncuları güçlendirebilmek, onlara daha çok güven ve özgüvenle sahaya çıkabilmeleri için küçük bazı değişiklikler yaptık. Ama bugün takımıma da söyledim, yani ilk stres testimiz gelmiş durumda şu anda. Yani kim kaleye geçecek, kim sahada olacak, kim yedek kulübesinde oturacak, bu ilk stres testimiz. Ve daha ilk bu testte bile ekip miyiz, değil miyiz, takım olmayı başarıyor muyuz, başaramıyor muyuz onu anlayacağız. Çünkü yedek oyuncu sahada olan oyuncudan %1 oranında bile daha önemsiz değildir benim için. Letonya'da çünkü belki de bu maçta oynamayacak 6 tane yedek oyuncuya ihtiyacım olacak. Ama oyuncular yedek kulübesinde otururken de her şeyleriyle %100 olarak arkadaşlarını destekleyerek, onları ateşleyerek, jestleriyle, mimikleriyle eğer %100 orada değilse o zaman hedefimize ulaşmak zor olacaktır diyebilirim şimdiden. Bütün takıma birlikte ihtiyacımız var. Evet, ikinci beyefendiye verin lütfen. Ya, Kavetschbank Bild Zeitung, Hi Stefan. Kavetschbank Bild gazetesi. Ben sorumu Almanca olarak soracağım. Peki duygusal olarak ne hissediyorsun ilk maç öncesinde? Heyecanlı mısın? Ve stadyumda durum nedir? Stadyumun yarısını arkadaşlarınla, dostlarınla, ailenle mi doldurdun? Oradaki tablo nedir? Yani belli bir gerilim olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yaşayacağınız bir sevincin beklentisi. Çünkü yani son saatlere yaklaştığınızda artık bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve o tünelin sonunda bu sizi bekleyen 90 dakika ya da 90 artı birkaç dakikaya odaklanmanızı sağlayacak bir heyecan, bir gerginlik hissediyorsunuz. Bir antrenör olarak buna alışıksınız tabii ki.
Ama buna ilave olarak tabii yeni bir şey daha var. O da yeni bir ülkenin milli takımı için kenar çizgide olacağım ve burada yine bir başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da son derece olumlu bir heyecan yaratıyor. Ama en nihayetinde benim yapmam gereken işime odaklanmak, işime konsantre olmak. O açıdan da geçmişte nasıl olduysa bugün, yarın da öyle olacak. Memleketten elbette bazı aile dostlarım, ailemden aile üyelerim gelecek. Özellikle de çalışmak zorunda olmayanlar. Diğerleri de Türkiye'li arkadaşlarını ziyarete gidip maçı orada izleyeceklerini söylediler. Başarılar. Kadroda 3 oyuncu var. Daha önce hiç çağrılmayan Berat, Berkan ve bir isim daha var. Serdar Dursun. Bunları hangi kritere göre bu kamp kadrosunda almayı planladı hoca? Ve yine uzun süredir çağrılmayan Caner, Sinan ve Serdar Aziz'i görüyoruz. Yine bu oyuncular için de aynı soruyu soracağım. Ne fark etti de hoca bunları kadroya çağırma durumunda hissetti kendini? In erster Linie war es so ein bisschen meine eigene Beobachtung von den Spielern. Öncelikle oyuncular hakkındaki kendi gözlemim. Son maçlarında izledim ve orada yaşlı oyuncular ile genç kuşak oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Çünkü bu iki kuşak arasında bir karışım yaratmanın en nihayetinde başarıyı da getireceğini düşündüm. Çünkü bir tarafta deneyim var, diğer tarafta da belki kaygısızlık mı dersiniz ya da korkusuzluk mu dersiniz. Dolayısıyla bu kombinasyonu bir araya getirmek istedim ve nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek de bir kadro oluşturdum. Ama dürüst konuşmak gerekirse şunu da söylememiz gerekiyor. Bu ilk kadro ve bu kadroda bulunmak bundan sonra hep milli takıma çağrılacağını garantisi değil. Şimdi takımda yer almıyor diye de hiçbir zaman milli takıma giremeyecek demek de değil başka oyuncular için. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da maçlara gidip oyuncuları izleyeceğim, Türkiye'li oyuncuları izleyeceğim ve oradaki performanslarına göre karar vereceğim. Dolayısıyla şu anda takımda olmayıp da takıma dahil olacak oyuncular olabilir gelecekte. You know, I don't care about the past because I was not. Geçmişle çok takılmıyorum çünkü geçmişte bir ekip vardı. Ben o sırada stadyumda yoktum ve neler olduğunu bilmiyorum. Yani şu neden oldu, bu neden oldu diyemem tabii ki. Türkiye'nin Norveç'i ülkenizdeki maçta, bütün büyük oyuncuların oynadığı maçta yendiğini biliyorum. Dolayısıyla bazı oyuncuların olmaması bir dezavantaj olmak zorunda değil. Çünkü uzun vadede bir deneyim olarak bir şey söyleyemeyiz ama bir maç, iki maç için bu kayıp oyuncuların yerine alacağımız yedek oyuncuların hepsinin iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum bu maçlar içerisinde. Norveç takımının çok fazla kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Elbette bazı pozisyonlarda yeni oyuncular var ve belki birçok şey otomatik olarak işlemeyecektir. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz. Ben burada bu milli takımın başında yeniyim ve şu anda sadece kendi takımımın sahada iyi bir maç çıkarması, yüksek bir kalitede oynamasını önceliyorum. Öncelikle başarılar diliyorum. Hoca kadro stresinden bahsetmişti. Büyük ihtimalle en büyük stresi kalede yaşıyordur. Çünkü özellikle iki genç kaleci Altay, Uğurcan, bir de Sinan Bolat eklendi. Nasıl bir tercih yapacak? Çünkü yapacağı her tercihten sonra mutlaka eleştirilecektir hocam. Bu eleştirilere de göğüs gelebilecek mi? Evet, bunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Türkiye'de kaleci meselesinin. O yüzden Sinan Bolat'la ve Toydar'la birlikte aldım. Dolayısıyla iki genç, bir tane deneyimli oyuncu, kaleciden bir kadro olmaya çalıştım. Aynı zamanda Michael'i de alarak Almanya'da kaleci çalışmasında ve kaleci için karar verirken bana yardımcı olmasını bekliyorum. O işte antrenmanları izledi tabii ki. Orada
Orada da en önemli izlenimlerini benimle paylaştı ve bugünkü antrenmanda da nihai olarak kalede kimin durduğuna karar vereceğiz. Ama tabii ki takımın genel sorumluluğu antrenördedir, teknik direktördedir. Ve ama bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda büyük bir kaygım olduğunu söyleyemem. Çünkü yeni bir başlangıç hepimiz için bir fırsattır ve şu anda sahip olduğumuz bu fırsatı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bu konuda bütün izleyiciler de yardımcı olabilir bize. Çünkü Norveç maçından sonra da bütün iş bitmiş değil. Kazansak da kaybetsek de hala bir fırsat var. Dolayısıyla bu küçük şansa da dört elle sarılmalıyız hep beraber. Murat Yücalar, ARD, Alman Televizyonu. Bir ARD için soru sormak istiyorum. Bir de burada olmayan arkadaşım sebebiyle ZDF, Alman Televizyonu ZDF için bir soru sormak istiyorum. Herr Kunz, ich möchte Ihnen eigentlich einmal für die ARD eine Frage stellen und für das ZDF, deren Kollegin heute hier nicht anwesend sein kann. Evet, ilk sorum şu. Yeniden Türkiye'de olmak nasıl bir duygu ve Türk futbolunda nasıl bir etki yaratmak istiyorsunuz? En büyük inşaat alanınız nerede olacak amiyane tabirle? Zunächst habe ich mal jede Möglichkeit genutzt, um in die Stadien zu kommen. Öncelikle stadyumlara gidip orada maç izlemek için her fırsatı kullandım. Çünkü bir teknik direktör olarak en çok bulunmak istediğiniz yerler buralar. Federasyonun buradaki tesisleri tabii ki çok harika. O yüzden de şu anda eski oynadığımız sahaları seyahat etme, ziyaret etme fırsatım olmadı anıları hatırlamak için. Ama gördüğüm kadarıyla etrafımdaki insanlar, buradaki ekip, karşılaştığım insanlar beni çok sıcak bir şekilde karşılıyor. Bu tabii bana çok iyi bir duygu veriyor tabii. Çünkü yeniden eve dönme duygusu yaratmış oluyor böylece. Ama şu anda benim için belki de en önemlisi önümüzdeki 4 maç. Hamit Altıntop'la beraber ve diğer yetkililerle beraber şunu dedik. 4 maçın ardından biraz biz kendimizi oturup Türk futbolu konusunda neler yapılabilir konusunda bir istişarede bulunacağız. Bunun üzerine düşüneceğiz. Şu anda Türk futbolunu değerlendirmek konumunda görmüyorum kendimi. Bu 4 maçın ardından Türkiye'deki kulüplere bakacağım. Oradaki teknik direktör meslektaşlarımla görüşeceğim ve birlikte neleri düzeltebiliriz, nerelerde hamle yapabiliriz onu görüşeceğiz. Ama onun zamanı henüz değil. Şimdi ZDF kanalı için bir soru sormak istiyorum. Peki eleme grubundan çıkmak bir zorunluluk mu? Bu bir soru. Diğer soru da Alman Futbol Federasyonu, Türk Futbol Federasyonu arasındaki nasıl farklar var? Zorunluluk derken neyi kastettiğinizi anlamıyorum ama hedefimiz bu. Kesinlikle eleme turundan çıkmak, eleme grubundan çıkmak tabii ki. Almanya'la Türkiye Futbol Federasyonları arasındaki kıyaslama yapmakta da işim çok kolay değil. Takımlar açısından bakıldığında mesela orada çünkü U21'i çalıştırıyordum. Burada A milli takımı çalıştırıyorum. Dolayısıyla burada biraz daha tecrübe edindikten, biraz daha gördükten sonra cevap verebilirim ancak böyle bir soruya diye düşünüyorum. Şu anda biraz erken. Öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. İlk maçınızda kader maç olarak görülen çok zorlu bir mücadeleye çıkacaksınız. Böyle bir maça çıkıyor olmak bir teknik adam için sizi nasıl motive ediyor? Als mir Berti Vogt Bertie Vogt bana 1996 yılında Avrupa Kupası finalinde oynayacağımı söylediğinde ona şunu söyledim. Ya teknik direktörüm bayağı baskı hissediyorum demiştim o zaman Bertie Vogt'a. O da bana dedi ki baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur. O yüzden de büyük baskı hissetmekten memnunum, seviniyorum. Nasıl netleşti bu konuda net kafamız, fakat dediğim gibi burada kendi aramızda olmadığımız için de bu konudaki planları kendime saklamayı tercih ediyorum. Başka soru var mı acaba? Yok herhalde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Toplantımızın sonuna geldik. Teşekkürler. Görüşürüz.